ve demokrasi, insan hakları ve adalet arayıcıları olarak dayanışarak, ortak mücadele alanlarını oluşturarak haklı mücadelemizi sürdürmeye çalışmaktayız. Bugün bir kez daha grubumuzla, partimizle dayanışmada bulunan çok değerli misafirlerimiz var. Onları size takdim etmek isterim. Demokrasi için birlikten arkadaşlarımız var. Nesteren Davutoğlu, sevgili Nesteren bizimle, hoş geldiniz. Gazeteci yazar Erdoğan Aydın, yazar Kadir Akın ve yazar Salih Zeki Tombak aramızda, hoş geldiniz. Demokratik İslam Kongresi'nden İstanbul Din Alimleri Birliği Başkanı Ekrem Baran, İstanbul Din Alimleri Birliği'yle Mehmet Emin Aslan aramızda, hoş geldiniz. Geyik aramızda. İmade Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan aramızda. Alev Bektaşık Federasyonu Genel Başkanı Başkan Yardımcısı Müslüm Metin ve Genel Sayımanı Ali Aktaş aramızda. İstiklal Akal Kültür Derneği'nden Derneği Genel Başkanı Garip Kaplan aramızda. Öğrencilerin Avukat Atiye Arkan ve Avukat Arzu Kurt aramızda. Türkiye Sultan Ali Kültür Derneği Genel Başkanı Dursun Ünal ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Toprak aramızda. İYİR'den Cinan Deniz Zarakoğlu ve Esra Kılıç aramızda. Destekleyen Sekreteri Aziz Özkan ve BYK Üyesi İlhan Yiğit aramızda. Tümbersen BYK Üyesi Adem Kaya aramızda. Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Kenan Akın ve Sevgiler ve Hülya Fırat aramızda. Diyalog grubundan Binnaz Toprak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Ziya abimiz aramızda. Hak ve Adalet Platformu'ndan Nurten Ertuğrul aramızda. Yurttaş İlişkinliğinden Avukat Melise Tekay, Akademisyen Melek Taylan, Yazar Oya Baydar, Akademisyen Hocamız Baskın Orhan, Türkiye Tabipler Birliği Eski Başkanı Selim Gencay Hocamız aramızda. Değerli arkadaşlarım, yoldaşlarım, çok sevgili, saygın konuklarımız, değerli basın mensupları. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Grup toplantımıza hoş geldiniz, bize güç kattınız. Bugün bir kez daha demokrasiye, hukuka, insan haklarına sahip çıkıyoruz. İktidarın tüm ceberrut anlayışına, faşizmin tüm şiddet ve saldırılarına karşı hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesini kararlılıkla sürdürüyoruz. Evet, bugün bu hafta 15 Kasım Seyit Rıza'nın idamının 82. yıl dönümü. Son isteği beni oğlumdan önce asın olmuştu. Bu isteği bile yerine getirmeyen bu ceberrut anlayış hala zulmüne devam ediyor. Ama Seyit Rıza'dan bize miras kalan "Baş eğmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz" şiarıdır. Baş eğmedik, diz çökmedik. Hukuksuzluğun, adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede yaşıyoruz. Evet, hukuksuzluğun belki de en önemli göstergelerinden biri kayyımlardır.
O halin antidemokratik uygulamaların başında kayımlar gelmişti. O halsiz yapamayanlar, yönetemeyenler, bu ülkeyi yönetemeyenler, bu tükenmiş iktidar 31 Mart seçimlerinden sonra yine kayımlara başvurmaya devam ediyor. Kayımlar hukuksuzluktur, anayasa ihlalidir. Kayım atanan belediyeler yolsuzluk ve hukuksuzluğun merkezi haline gelmişlerdir. Nitekim bu döneme ait ortaya çıkan Sayıştay denetim raporları yolsuzluğun büyüklüğünü teşhir etti. Ve Sayıştay Başkanı bunu açıkça dile getirdi. Bakın ne dedi? 2017 yılında 31 müzekkerenin tamamına yakını kayyum atanan belediyelere ilişkin suç duyurularıdır. Bunu bizzat Sayıştay Başkanı dile getirdi. Yine hatırlayacaksınız sevgili arkadaşlarım, kayyum raporu hazırlamıştık. Kayyum raporu hazırladık ve bunu halkla buluşturduk, toplumla buluşturduk. Savcı raporlarımızı toplatma kararı aldı. Ben o savcıya sesleniyorum. Şimdi de Sayıştay'ın raporunu toplatma kararı aldı. Şu ana kadar kayyum atanan 16 belediyemiz var. 16 belediyemiz gasp edildi. En son cuma sabahı İpek Yolu Belediye'mize de kayyum atayıp belediye eş başkanlarımız Azim Yazcan ve Şehzade Kurt gözaltına alındı ve dün gece maalesef tutuklandılar. Değerli arkadaşlarım, Kürt halkının iradesini kayyum atayarak yok saymak, siyaseten tükenmişliğin, aczin ve Kürt düşmanlığının AKP tarafından itirafından başka bir şey değildir. Kayyumları gönderdik. 31 Mart'ta kayyumları süpürüp atacağız dedik, süpürüp attık. Ders almadılar. O zaman buradan bir kez daha söylüyoruz. Bu kez kayyumlarla beraber bu iktidarı da süpürüp atacağız. Hukuksuzluk, adaletsizlik her geçen gün yükseliyor, artıyor. Bunun nedeni tecrittir dedik. Evet, tecrit hukuk devletini yok sayan bir uygulamadır. Tecrit demek hukukun askıya alınması, yani olağanüstü halin süreklileşmiş olmasıdır. Yıllardır Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit Türkiye'de yasaların askıya alınmış olmasındandır. Tecrit hak ihlallerinin, adaletsizliklerin, savaş politikalarının normalleştirilmesinde iktidarın önemli bir enstrümanı haline gelmiştir. Tecrite zemin olan hukuksuzluk sorgulanmadıkça bu ülkede adalet tesis edilemez. Toplumsal barış inşa edilemez. Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı kalmadı. Yok. Çünkü bu tecrit hukukunda ısrar yargıyı adeta taraflı ve bağımlı hale getirmiştir. Talimatlı yargı marifetiyle tecrit olağanlaşmıştır. Yargı demokratik siyaseti tecrit altına almıştır. Bakın Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'la ilgili son verilen tutuklama kararları tam da tecrit hukukunun yeniden üretilmesidir. Osman Kavala'nın 742 gündür cezaevinde olması tecrit hukukunun yeniden üretilmesidir. En son Selçuk Mızraklı'nın Kayseri cezaevine gönderilmesi tecrit hukukunun üretilmesidir. Anayasa ihlali 127, anayasa 127. maddenin ihlali tecrit hukukunun üretilmesidir. Ülke bir tecrit girdabındadır. Ve bugün tecrit tüm cezaevlerinde işkence olmuştur. Bütün tutuklulara, hükümlere, siyasi tutuklu ve hükümlere işkence uygulanmaktadır. Kötü muamele söz konusudur. Gözaltındaki gençlere çıplak arama bahanesiyle açık bir işkence söz konusudur. Sevgili yoldaşlarım, arkadaşlarım, adalet yoksa barış da yok. Türkiye'de barışçıl çözümün gerçekleşine dair umutların yükseldiği bir dönemde bakın Sayın Öcalan ne diyor? Hem de yüzlerine söylüyor. Yani onunla görüşen devlete, iktidara söylüyor. Diyor ki bu masayı devirirseniz çözümü Washington'da, Moskova'da ararsınız. Bunu net, açık bir şekilde söylüyor. Bu uyarı çok önemli bir tarihi belirlemeydi. İktidar şimdi çözümü Amerika'da, Rusya'da arıyor. Biz de diyoruz ki Amerika'da, Rusya'da arama. Eğer çözüm aranacaksa bunun adresi İmralı'dır.
Orta Doğu'da savaş tamtamları çalan AKP-MHP iktidarı tüm başarısızlığının içinden şimdi Washington yolunda, birkaç saat sonra orada olacak, oradan bir başarı hikayesi üretme peşinde. Bir kez daha Washington'a gidiyor. Gitmeden önce dinledim. Acaba dedim mektubu yanına alacak mı, almayacak mı? Almadı, alamadı, alamaz. Ama burada Cumhurbaşkanı'nı her eleştirene bir tazminat davası açıyor. Bundan sonra tazminat davalarının da artık bir hükmü yoktur. Bu mektuptaki hakarete ses etmeyenin kimseye tazminat davası açacak hali de yoktur. Nedir gündem? Aslında kendisini kurtarmaktır. Elindeki dosyalarda Kürtlerin fermanı var, Halkbank var, bir de tabii ki kişisel mal varlığı var. Şimdi kendisini kurtarmaya çalışırken Türkiye halklarını bu büyük siyasi ve ekonomik krize sürüklüyor. Peki Türkiye halklarını bu siyasi ve ekonomik krizden kim kurtaracak? Kuşkunuz olmasın. HDP kurtaracak. Değerli konuklarımız, 2020 yılı bütçesi, merkezi yönetim bütçesi tıpkı bundan önceki bütçelerde olduğu gibi halkın ihtiyaçlarından çok iktidarın, müteahhitlerin, aile efradının, silah tüccarlarının ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış. Bütçe 1 trilyonu geçti ilk defa. Böyle büyük bir rakama ulaştı. Fakat Türkiye'deki iktisadi sorunlar, yapısal sorunlar daha da derinleşti. 2019 yılında bütçe açığı 81 milyar olarak hesaplanmıştı. Şimdi bütçe açığı 139 milyar düşünülüyor. Hatta bunu 2022'ye kadar uzatırsak 160 milyar liraya kadar çıkıyor. Yani bütçe açığı büyüyor. Bakın, bütçe açığındaki bu büyüme aslında halktan çalınan kaynakların grafiğidir. Bütçe açığında bu büyüme savaş bütçesinin teşhiridir. Evet, bütçe artık dikiş tutmuyor. Ve sadece bütçe açığı büyümüyor. Borçlar da büyüyor. Türkiye giderek daha çok borçlanıyor. Bu Türkiye'de ekonominin nereye sürüklendiğinin en açık göstergesidir. Borçlanarak, açık vererek iktidar kendisini ayakta tutmaya çalışıyor. Ama tüm bu yapılanların bedelini de maliyetini de halka ödetiyorlar. 7'den 70'e herkes borçlandı. Borçlulara şimdi bir de e-haciz başladı. Geçtiğimiz ay 1,5 milyon kişiye daha, ondan önceki ay 3 milyon 300 bin kişiydi. Geçtiğimiz ay 1,5 milyon kişiye daha e-haciz yoluyla aslında haciz işlemi uygulandı. Bunun içinde öğrenciler var, bunun içinde esnaf var, bunun içinde işçiler var. Yani geçinemeyenler var, yoksullar var. Peki neden saldırıyor halka? Çünkü işte o bütçe açığı için, çünkü o borçlanma için. Neden saldırıyor? Savaşı finanse etmek için, sarayı finanse etmek için. Bugün 100 dolarlık gelire karşı 62 dolar dış borç var. 2002'de iktidara geldiklerinde bu rakam 55 dolardı. Yani 2001 krizinin tahribatından daha büyük bir tahribat yaratmış durumdalar. Kamu özel işbirliği, yani müşteri garantili projeler. Bundan dolayı 19 milyar liraya çıkmış bir destek var. Müteahhitlere destek. Yani memleketi betona gömdüler. O betona gömenlere bir de bu şekilde kamu özel işbirliği diye işi başlatıp yükünü kamuya, karını müteahhitlere verdiler. Buna daha 3. havalimanı dahil değil. 2020 yılı bütçesinde 44.4 milyar liralık doğrudan teşvik veriliyor patronlara. 25.2 milyar liralık sosyal güvenlik prim desteği veriliyor. Bu kaynakları aktarıyorlar ama ekonomi dikiş tutmuyor, ekonomide işsizlik giderek büyüyor. Bu dönemde yapacağınız şey işsizliğe çözüm bulmaktır. Bu kaynakları iş gücü yaratmaya,
ülkenin yoksulluğunu çözmeye aktarmanız gerekiyor. Ama bu iktidar halkın iktidarı değildir. Bu iktidar müteahhitlerin iktidarıdır. O yüzden de işsizliğe çözüm bulmak yerine hala müteahhitlere kaynak aktarmaya devam ediyorlar. Sevgili arkadaşlarım, 2020 bütçesi HDP için savaş, kayyum ve tecrit bütçesidir. Bu bütçeden sadece Kürtler değil, ülkenin tüm yoksulları, emekçileri, kadınları, gençleri, çocukları, yaşlıları, engellileri zarar görecektir. Savaşın toplumsal ve ekonomik maliyeti daha da artacaktır. Geçtiğimiz hafta hepimiz çok büyük bir üzüntü yaşadık. İntihar vakaları yaşandı peş peşe. İstanbul'da 4 kardeş borçlarından dolayı intihar etti. Yine Antalya'da aralarında 2 ve 7 yaşında çocukların olduğu 4 kişi yaşamına son verdi. Son 5 yılda geçim sıkıntısına bağlı olarak intihar vakaları %300 artmış durumda. Eğer bir savaş arıyorsanız bakın, savaş işte burada, her yerde. Savaş herkesin kapısını çalıyor. Savaş herkese eşit ölüm getiriyor. O yüzden savaşa karşı çıkmalıyız. Kavga burada. AKP-MHP ittifakı ile halk arasında bir kavga var. Bu ekmek kavgası. Günün sonunda biz yoksulların, emekçilerin, işsizlerin, işçilerin evine giren tek şey borçlardır, zamlardır. Savaşın faturasını iki küçük çocuğa ödeten bu zihniyetin karşısında durmak insanım diyen herkesin sorumluluğundadır. Bu krizin, bu yaşananların yegane sorumlusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Bu kabinedir. Evet, bu kabinedir. Biz size bir kabine fotoğrafı göstereceğim. AKP iktidarı ülkede kalan demokrasi kırıntılarını yok edip tek adam rejimine evrildikçe adeta bir yolsuzluk şebekesine dönüştü. Karşı karşıya olduğumuz şey bir kabine değildir arkadaşlar. Bunlar Daltonlardır, Daltonlar. Ekonomiden sorumlu bakan benim şu sözüme alınmış. Demişim ki nasıl bir mucize ki o zevzek bakan enflasyon düşüyor diyor. Bu ağrına gitmiş ona zevzek dediğim için. Harçların, cezaların, vergilerin %22,5 arttığı yerde kamu çalışanlarına, kamu emekçilerine %4. Ve bu bakan çıkıyor diyor ki otoyol ve köprülere yaptığımız şey dinamik fiyatlandırmadır. Zam diyemiyor, dinamik fiyatlandırmadır. Bizde boş konuşana zevzek denir. O yüzden zevzeksin. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz. Bunların bir yanı yalan, bir yanı haram. Einstein diyor ki, bazıları için omurilik yeterliyken beyin sahibi olmaları ne büyük talihsizlik. Lafı nereye getireceğimi anladınız. Bir İçişleri Bakanı var. HDP olmasa yapacak işi yok. HDP ile yatıyor, HDP ile kalkıyor. HDP düşmanı. Adeta bir iç savaş bakanı. Bakın, güvenlik ve savaş harcamaları. Yani bu şu demek. Bu eğitimden çalınanın grafiği demek. Bu sağlıktan çalınanın grafiği demek. Bu sosyal barıştan, barıştan çalınanın grafiği demek. Güvenlik harcamaları, militarist harcamalar. İşte bu harcamalar yoksulluğun nedenidir. Bu harcamalar bugün içinde bulunduğumuz sorunların nedenidir. Ve hala bu bakan çıkıyor sabah akşam HDP'ye saldırarak, toplumu ayrıştırarak, düşmanlık yaratarak adeta bu tabloyu meşrulaştırmaya çalışıyor. Bir başka bakan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International'da bir demeç veriyor. Soruyorlar, operasyondan önce Bağdadi'nin 5 kilometre Türkiye sınırında olduğunu biliyor muydunuz? Bakan yanıt veriyor. En azından ben bilmiyordum.
Bakana söylememişler. En çoğundan kim biliyordu? Evet. Bir savunma bakanının aczinin fotoğrafıdır. Turizm bakanı. Dedim ya Daltonlar. Bakanın icraatına bakın. Bodrum'da Kiste koyunu imara açıyor. Kim için? Kendi için. Evet. Kiste koyunu imara açan bir Kültür ve Turizm Bakanımız var. Bitmiyor. Sağlık Bakanı'nın sağlık şirketine 220 milyon lira yatırım teşviki, 50 milyon lira da vergi indirimi sağlanıyor. Sağlık Bakanı çıkıyor diyor ki halkımız sebzeleri otlardan iyi ayıklasınlar. İyi de yıkasınlar. Çünkü benim işim var. Hastaneye gelen yeni teşvikle yatırım yapacağım. Onun derdi yatırımları. Şimdi bu teröristler artmaya başladı biliyorsunuz. Bir ara soğandı, patatesti, şimdi buna ıspanak da eklendi. Giderek terörist sayısı artıyor. Tarım Bakanı'nın bu konuyla bir ilgisi yok. Tarım Bakanı ıspanakla ilgilenmiyor. Onun için gıda güvenliği gibi kavramlar yok. O dondurulmuş gıdayla ilgileniyor. Biliyorsunuz patates firması temsilcisi. Ve 11 Kasım'da 11 milyon fidan dikiyorlar. Bire cahil. 21 Mart ormancılık günü. Ormancılık günü niye 21 Mart diye sormuyor. Fidan niye o zaman dikilir diye sormuyor. Bu milletin kaynağıyla aslında şov peşindeler. Aslında doğa katliamını yapmış oldukları doğa katliamını örtbas etme peşindeler. Yani Kaz Dağları'nı, Munzur'u örtbas etme peşindeler. Üçüncü havalimanı nedeniyle kuzey ormanlarını yok ettiler, onu gizleme peşindeler. Bu 11 milyon fidanın birçoğu tutmayacak zaten. Ama olan yine toplumun kaynaklarına, doğasına olmaya devam edecek. Ve son, Dışişleri Bakanı. Geçtiğimiz gün araştırmacı gazetecilerin kurduğu organize suç ve yolsuzluklarını haberleştirme projesi bir takım e-mail yazışmalarını yayınladı. E-mailler ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasını yürüten Paul Manafort'a ait. Adam cezaevinde bu arada. Ve bu yazışmalarda bizim Dışişleri Bakanı'nın adı geçiyor. Bakanın cevap. Hesabını veremeyeceğim hiçbir davranışta bulunmadım. Yani bir davranışta bulunmuş. İtiraf ediyor. Evet, sevgili yoldaşlarım, sevgili arkadaşlarım, değerli konuklarımız. Bu sistemde hukuk yok, özgürlük yok, ekonomik zenginlik yok, denge ve denetleme ağları yok, insan hakları yok, ifade özgürlüğü yok. Ne var? Tek adam var. Oyları düşmesin diye savaş çıkaranlar var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir iflas sistemidir. Bu sistem siyasetin ve ekonominin iflası demektir. Bu sistem toplumsal sorunların çözümünü reddeden, dışlayan bir sistemdir. Türkiye halkları aslında çözüme hazırdır. Çözüm demokratik cumhuriyet mücadelesidir. Demokratik cumhuriyet kaçınılmaz bir seçenektir. Biz HDP olarak demokratik cumhuriyet diyoruz. Cumhuriyetin demokratikleşmesi ve halklarla buluşması artık kaçınılmaz bir ödev olarak önümüzde duruyor. Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş parlamenter demokratik rejim bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu krizden çıkışın tek yoludur. Eşit yurttaşlığı esas alan, merkeze karşı yereli güçlendiren, hukukun üstünlüğü ile yaşayan bir ülke için demokrasi ittifakını şimdi genişletmeliyiz. Türkiye halkları 7 Haziran'da, 24 Haziran'da, 31 Mart'ta Cumhuriyeti halkla buluşturmuştur. Alternatifi Türkiye halkları yaratmıştır. HDP bu alternatifi 31 Mart'ta bir seçeneğe dönüştürmüştür. Siyasete düşen görev bu seçeneği hayata geçirmektir. Siyasi çözümde ısrarcıyız. Bu ülkenin demokratik siyaseti esas alarak çözemeyeceği sorun yoktur. Suriye'de de siyasi çözümde ısrarcıyız. Suriye Anayasası görüşmelerinde Kürtler olmalıdır. Suriye Anayasası görüşmelerinde Suriye Demokratik Meclisi olmalıdır.
Rojava olmalıdır, Afrin olmalıdır. O masada onlar olmadıkça Suriye'de çözüm olmaz. Suriye'de siyasi çözüm, Türkiye'de demokratik çözüm mümkündür. Bunun gereği neyse onu yapmalıyız. Demokratik bir anayasa için, demokratik çözüm için demokrasi ittifakını büyütmeliyiz. Evet, faşizmle mücadelemizi büyütüyoruz. Diz çökmedik, baş eğmedik. Bu mücadele büyüyecek. Ama bunlar yıkıldıktan sonra eğer demokratik bir cumhuriyeti var edeceksek onun da yoluna artık çıkma zamanı gelmiştir. Gelin HDP'nin bu çağrısına kulak verin. Gelin HDP'nin bu çağrısına katılın. Faşizmi yıkmak ve Türkiye'yi demokratikleştirmek için ortak akıl ve duyguda mutlaka buluşmalıyız. 31 Mart stratejimiz bize doğru yaptığımızı göstermiştir. Biz stratejimize oy verdik ve biz kazandık. Halklar kazandı, emekçiler kazandı, kadınlar kazandı. Evet, Türkiye'de farklı farklı inançta olanlar kazandı. Eşit yurttaşlık mücadelesi veren Aleviler kazandı. Yoksulların, emekçilerin, ezilenlerin AKP-MHP bloğuna karşı yükselen sesine hep birlikte ses verdik ve faşizmi gerilettik. Partimizin kapıları tüm demokrasi güçlerine açıktır. Demokrasi güçlerinin kuracağı her türlü kurumsal, yerel inisiyatifin içerisine de seve seve tüm gücümüzle yer almaya hazırız. Bu süreçleri tek tek kişilerin, mahalle inisiyatiflerin, demokratik kitle örgütlerinin, kısaca tüm demokrasi yanlılarının yer alacağı bir süreç olarak görüyoruz. Bizler diyoruz ki, işçi, Kürt, Alevi, Türk, kadın, işsiz, yoksul, hepimiz aynı kavgayı veriyoruz. Verdiğimiz kavga ekmek ve hürriyet kavgasıdır. Şimdi bu kavgayı kazanmak için yan yana gelelim. Demokrasi ittifakında buluşalım diyoruz. Buraya gelen, emek veren, güç katan herkese bir kez daha İstanbul İl Örgütümüze, Ankara İl Örgütümüze, değerli konuklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepimizin yolu açık olsun.